parçaların bulunduğu çok özel basın bir savunma. Şimdi Wu-Tang Clan bu tip kişiyle karşımıza geliyor. Evden çıktım. Bana ait olan altınlarımı ben cebime koydum. Boldurmak üzere yola çıktım. İhtiyacım olduğu için ben bunu, telefonum çaldı. Yolda durmak zorunda kaldım. Motorla gidiyordum. Telefonu konuşurken cebimden düşmüş. Arkamdan gelen şahıs yaklaşık 30-40 saniye sonra arkamdan gelen bunları alıyor. Hiçbir şey olmamış gibi cebine koyuyor ve devam ediyor. Ben de telefonu kapattıktan sonra altının üstünde olmadığını zaten anlıyorum. Paniklere karakola gidiyorum vesaire vesaire. 6 bileziğim vardı. 8 tane çeyrek vardı. 4 tane de gram altın vardı. 100 dolarım vardı, bir 250 euro yani döviz olarak vardı. Yakalandı arkadaş, hepsini harcamış. Zaten yakalandıktan sonra hepsini bozdurdum diyor zaten kendisi. Bana elime geçen 10 bin lira para ama yakalan kişi diyor ki ben borçlarımı ödedim diyor. İhtiyacım vardı diyor, pişmanım diyor. Ben yıla biriktirdim, bakın burada çalışıyorum, emeğim var. Yani o zaman biz de para bulalım, biz de harcayalım, biz de borçlarımızı ödeyelim. Herkesin borçları var. Yani bilmiyorum ya, herkesin borçları var. Yani adli işlem hiçbir şekilde uygulanmadı. Ertesi gün serbest bırakıldı. Ben onunla hiçbir şey olmamış gibi muhatap ettiler beni. İşte kardeşim ben sana borcumu ödeyeceğim diyor. Üzülme diyor. Ben diyor haram yedim. Çoluğum çocuğum var diyor. Yani o an aklı yok muydu? Karakola gidemez miydi? Doğru değil mi? Hani avukatımla görüştüm. Zaten şikayetçiyim zaten kendisinden. Paramı ödeyene kadar, son kuruşuna kadar arkasında duracağım. Ne zaman paramı ödedi, zararımı karşıladı, şikayetimden vazgeçerim o zaman. İlk yakalandığı gün 6.900 lira zaten bana para verdi. İfadesinde de ertesi gün 3.500 lira getireceğini söyledi polis arkadaşlara. Ertesi gün geldi, polis arkadaşlar dedi hani biz emanet kabul etmiyoruz, siz dedi kendiniz onunla muhatap olun dedi. Dedim ben hani nasıl olacak dedim, adam dedim bana ait olan eşyayı alıyor ve beni onunla muhatap ediyorsunuz yani. Ne yapayım? Bir de hani diyor ki bana kendisi geldi şurada çay içelim diyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Adam o kadar rahat ki. Ben diyor serbest kaldım diyor. Hiçbir şey olmamış diyor.